Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. 4 Eylül Çarşamba günündeyiz ve saatlerimiz 17.25'i gösterirken an itibariyle Ekonomide Gündem programıyla bugün de karşınızdayız. Bugün de tabii ki ekonomiye dair önemli mesajlarımız olacak. Değerli konuğumuzla tartışacağız, iç ve dış piyasalara bakacağız. Aslında baktığımızda Türkiye açısından bugün diplomatik bir ziyaret gerçekleşti ve önemli bir anlaşmalara da imza atıldı. Hemen onu hatırlatmak istiyorum ki az önce zaten ekranlarınıza canlı olarak Lider Haber Televizyonu'nda taşıdık. Evet, bugün önemli bir ziyaret gerçekleşti. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ilk kez Türkiye'ye geldi. Hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın öncesinde Kahire'de kendisini ziyaret ettiğini biliyoruz ve bu anlamda da iadeyi ziyarette de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da temaslarda bulunmak üzere bir dizi anlaşmaya da imza atmak için resmi törenle Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde karşılandı ve sonrasında da ekranlara yine taşıdık. Türkiye ile Mısır arasında anlaşmalar imzalandı. 17 anlaşmaya imza atıldı ve ortak basın toplantısı da düzenlendi. Bu anlamda tekrar belirtelim, Sisi'nin Türkiye'ye ilk gelişi. Hemen yine bu basın toplantısında özellikle bizi de ekonomiyi de ilgilendiren kısmında hangi vurgular yapıldı onlara bir göz gezdirelim. Sonra değerli konuğumla zaten özellikle bu konuyu da konuşacağız. Türkiye'miz açısından bölgede bu anlaşmaların önemine değineceğiz, neler olacak diye. Evet değerli izleyiciler, az önce ekranlarınıza taşıdık. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. 17 imza atıldı ve yine Türkiye kanadında birçok bakanın da imza töreninde yer aldığını gördük. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerinde de ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz dedi. Türkiye ve Mısır Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir dedi. Ve yine özellikle baktığımızda da Gazze konusu tabii ki çok ön plandaydı. Açlık, susuzluk veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir dedi. Yine bu anlamda tabii ki Cumhurbaşkanı'nın özellikle ekonomiyi ilgilendiren kısmında da kazan kazan anlayışıyla çok boyutlu münasebetlerimizi ileriye taşıyacağız dedi. Önemli bir görüşme olduğunu da aktardı. İmzalar atıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi şu ifadeleri kullandı. Aslında altı çizilecek bir ifade diyebiliriz. Bu benim Türkiye'ye ilk gelişim. Bunun Türkiye açısından önemi çok büyük olacak ve ileriki zamanlarda da dostluğumuzu ülkeler arasındaki diplomatik, ticari, turizm ve ekonomik alanında dostluklarımızı da sürdüreceğiz dedi. Bir nevi istikrar vurgusu da yaptı diyebiliriz. Bugün önemli bir gelişme gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 17 anlaşmaya da imza atıldı, ekranlarınıza taşıdık. Şimdi değerli konuğumuzla tabii ki ekonomiye dair diğer konularımızı konuşacağız ama bu da tabii ki yine baktığımızda programımızı ilgilendiren bir konu olduğu için kendisiyle de konuşmak istiyorum. İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Volkan Öngel video konferans yoluyla bizlerle. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyi yayınlar Nurten Hanım, sizlere sormalı. Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Şimdi diğer konularımıza geçmeden önce az önce siz de izlemişsinizdir. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sisi ilk kez Türkiye'ye geldi ve bu anlamda öncesinde de özellikle baktığımızda ülkeler arasında mutlaka olur anlaşmazlıklar vardı. Ve yine bu gelişinde de kendisinin de söylediği gibi Sisi'nin de Türkiye'ye ilk gelişim bunun önemi çok büyük benim için dedi. Neler söylersiniz? Sizin notlarınız ne oldu? Bundan sonrasında ne olur ve Türkiye açısından bunun bölgemiz açısından önemi ne olur? Bölge açısından önemi bir kere en nihayetinde Mısır hem Körfez bölgesi için hem de Arap dünyası için büyük ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla burada hem siyasi hem ekonomik açıdan ciddi avantaj getirebilecek bir süreç. En nihayetine baktığımızda yaklaşık 2023 yılı sonunda 9 milyar dolar civarında 8-8,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz vardı ki Ağustos 2023'te ilk Ticaret Bakanlığı arasında yanlış hatırlamıyorsam 3 Ağustos'ta evet, bir görüşme gerçekleşmişti. Ondan sonra bu süreç daha da sıkı ilişkilere dönüştü ve bugün evet iki Cumhurbaşkanı'nın ikinci kez görüşmesiyle sonuçlandı ve sizin de bahsettiğiniz gibi 17 adet anlaşma var. Bu anlaşmaların
çoğu karşılıklı ekonomik çıkarlar üzerine kurulmuş anlaşmalar ve ticaret hacmi doğal gaz ve nükleerle alakalı birçok anlaşmaya imza atıldı. Evet. Yani biz baktığımızda ağırlıklı olarak bu ülkeye otomotiv makine ihraç ediyoruz. Oradan da mineral yakıt ve buna bağlı ürünler aldığımızı görüyoruz. Dolayısıyla bizim için enerji güvenliği açısından da baktığımızda yine azımsanmayacak ve küçümsenmeyecek bir ülke. Karşılıklı ticaret hacmi açısından da aslında 2022'ye kadar sürekli ticaret fazlası verdiğimiz bir ülke. Dolayısıyla son petrol fiyatları vesaire 2022-2023'ü işin dışında tutarsak karşılıklı ticaret açısından da mukayesede üstünlüğe sahip olduğumuz bu bir ülke. Dolayısıyla bizim için önemli bir pazar, önemli bir avantaj. 15 milyar dolar kesinlikle ulaşılabilecek bir hedef diye düşünüyorum 5 yıl içerisinde. Bizim açımızdan dediğim gibi önemli bir sürecin bir tekrar başlaması söz konusu olacak. Büyük bir ülke Mısır her ne kadar biraz fakir bir ülke olarak değerlendirebilsek de yaklaşık 3.000-3.500 dolar kişi başı gelire sahip, bize göre biraz daha fakir ama dediğim gibi en nihayetinde mukayeseli ticari üstünlüğe sahip olduğumuz sonuçta bir ülke. Yeraltı kaynakları çok bu anlamda önemli olduğu için de önemli bir ülke ve önemli bir anlaşma yaşandı, anlaşmalar gerçekleşti. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ülkemiz adına. Tabii ki şimdi bir anlaşma yapılır, 17 anlaşma yapılır. Bunun hemen bir süreci yoktur. Sizin de az önce söylediğiniz gibi peyderpey bir 5 yılı var herhalde, değil mi? Tabii şimdi bizim Orta Doğu ile alakalı aslına bakarsanız çok ciddi şekilde orada müteahhitlik faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bundan öncesindeki yıllarda da ciddi şekilde bulunuyorduk ama hepimizin bildiği gibi yani Mısır başta olmak üzere Orta Doğu bölgesinde şartlar özellikle 2016 sonrasında ciddi ve hızlı şekilde değişti. Arap Bağı ile birlikte birçok yönetim yerinden oldu, yeni yönetimler kuruldu ve bu çalkantılı dönem yavaş yavaş bir noktaya geliyor diyebiliriz. Sükunet sağlanıyor diyebiliriz ki tabi İsrail bu noktada yine tırnak içerisinde rahat durur ve bir savaş çıkartmazsa bölgede. Şimdi tabii ki ekonomi boyutunu konuşuyoruz ama Gazze konusuna da değinildi. Bunu da tekrar vurgulayalım, unutturmayalım. Hala orada belki de biz burada konuşurken katliam yapılıyor ve birçok çocuk, kadın, insanımız ölüyor. Bu anlamda da ortak bir genelgede, ortak bir kararda buluşacaklarını da söyledi. Baktığımızda Mısır olsun, Türkiye olsun jeopolitik konumda haliyle çok önemli katkıları da olacaktır. Özellikle Mısır'ın. Dileriz ki bu sadece ticari, ekonomik ve turizm alanında bir görüşme olmasın. Gazze'deki katliamın durdurulması yönünde de güzel gelişmelere vesile olsun diyelim. İnşallah. İnşallah. Çok ümidimiz yok belki. Çünkü Netanyahu gerçekten katliam üstüne katliam yapıyor. Bu anlamda zaten yasaları da çiğniyor. Dileriz ki bir an önce son bulsun. Şimdi gelelim konulara Volkan Bey. Şimdi düne bir gidelim. Enflasyon açıklandı. Enflasyonu nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle nasıl yorumlarsınız enflasyon rakamlarını? Enflasyon rakamlarını şöyle yorumlamak lazım. Bir kere manşet enflasyon açısından bakarsak kesinlikle olumlu yorumlanacak bir yanı var. O da nedir? 70'li rakamlardan 50'li rakamlara gelen bir azalma söz konusu ki bu aslında moral yarıcı bir süreç. En nihayetinde Haziran ayında işte %2'nin altında çıkan bir enflasyondan sonra Temmuz ayında yüksek gelen enflasyon açıkçası benim de bir miktar moralimi bozmuştu. Acaba burada bir sıkıntı mı yaşıyoruz, bir patinaj mı yaşıyoruz diye düşünürken bu ay gelen rakam bu noktada düşüşü en azından yıllık bazda bir miktar perçinledik ki psikolojik seviyelerden bir tanesi %50 barajı. En nihayetinde %50'nin altında bir rakamla biz yılı bitirmeyi düşünüyoruz ki işte bu ayında açıklanmasıyla birlikte %31.98 oldu herhalde yanlışım yoksa 8 aylık enflasyon. Yani Merkez Bankası'nın %38 hedefine belki yaklaşamayacağız. Onun biraz üstünde kalacağız ama
%45'ler civarında bir enflasyonla yıl sonunu bitirmek artık sürpriz olmayacaktı. Bize bunu gösterdi. Bu açıdan büyük bir adım olarak nitelendirebiliriz. Ama tabii ki de şunu söylemek lazım. Ağustos ayı gıda tarafında eksi çıkan bir enflasyonla karşılaştık ki sevindirici, çok uzun aylardır biz gıda enflasyonu konuşuyorduk. Ama unutulmaması gereken Ağustos ayının genellikle gıda fiyatları, tarım ürünü fiyatlarında da dip bir nokta olacağı. Şimdi Eylül'le alakalı kırtasiye, okul masrafları, bunlar gelecek. Eylül'de bakalım ne bekliyor? Kesinlikle işte Eylül'le alakalı merakımızı biraz daha arttırdı. Bize ciddi bir sürpriz yapacak mı noktasını beklemeye başladık. Bununla birlikte tabii en nihayetinde sokaktaki vatandaş olarak bizler bunu çok fazla hissetmiyoruz noktasını hala konuşuyoruz. Ama TÜİK'in yaptığı açıklama sonrasında aslında bunun da nedenleri çok açık ortaya çıkmış oldu. Çünkü evet, manşet enflasyon %50'lere gelmiş olmasına rağmen sizin de bahsettiğiniz gibi okul harcamaları %100'ün üzerinde bir artış göstermiş durumda. İşte keza bununla birlikte konut yine %100'ler civarında bir artış. Sonra yine doğalgazı bir dönem özellikle evlere uygulanan bedava o haliyle şu anda uygulanmıyor. Doğalgaza yapılan bu anlamda zam da etkili oldu da diyebiliriz. Öyle değil mi? Tabii ki de işte gıda enflasyonu da %45'ler civarında yıllık bazda. Baktığımız zaman şimdi bu üçünü toplayıp da ortalamasını aldığımızda yine %75-80'lik ortalama bir enflasyon na tekabül ediyor. İster istemez bu bizlerin en çok harcama yaptığı gruplar olduğu için hala bir miktar bu düşüşü hissetmemiz gecikiyor. Ne zaman ki gerçekten bu rakamlar da manşet enflasyonuna yaklaşacak, o zaman daha fazla enflasyon düşüşünü hissediyor olacağız. Ama burada bir sürece ihtiyaç var mı? Evet, kesinlikle hala bir sürece ve zamana ihtiyaç var. Bu daha yolun başı, bundan sonraki periyotları da tabiri caizse iyi oynamamız lazım ki başarılı olalım işin sonunda. Evet. Şimdi bir önceki günde büyüme rakamları açıklanmıştı. Gayri safi yurt içi hasıla 2024 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre de %2.5 arttı. Bundaki düşünceniz, yorumunuz nedir? Neler söylersiniz? Bundaki süreç aslında beklediğimiz bir süreç. İster istemez biz sıkı para politikasının büyüme üzerindeki olumsuz etkilerini görmeye başladık ki muhtemelen 3. çeyrekte bunu daha sert şekilde göreceğiz. 3. ve 4. çeyrek rakamları daha sert düşüşler şeklinde gelecek. Beklentileri de bir miktar altında bir rakamla karşılaştık. Bu işin olumlu kısmına bakarsak, evet, 16 çeyrekte büyüyen bir ekonomiden bahsediyoruz. Her şeye rağmen hala büyümenin devam edebiliyor olması önemli. Beklenen bir süreç mi? Evet, beklenen bir süreç. Siz ister istemez enflasyonla mücadele ediyorsanız makro politikalar açısından enflasyonu düşürmek üzerine uyguladığınız politikalar her zaman büyümeyi olumsuz etkileyen politikalar olmak durumunda. Teorik olarak da bunun başka bir yolu yok çünkü. Tabiri caizse ekonominin musluklarını kısıyorsunuz. Bunu isterseniz para politikasında sıkı para politikasıyla, yüksek faiz oranlarıyla ya da sıkı kredi politikasıyla yapın. İsterseniz maliye tarafında daha yüksek vergiler ve daha düşük kamu harcamalarıyla yapın. En nihayetinde piyasaya enjekte edilen para miktarını azaltmanız demek ekonomik aktiviteyi azaltmanız anlamına geliyor ki biz bunu işte büyüme rakamlarına etki eden tüketim harcamaları noktasında da gördük. Tüketimin ciddi şekilde azalmaya başladığını, bunun da süreç içerisinde büyümeyi olumsuz etkilediğini gördük. Manşet rakam dışında ilgi çekici unsurlar vardı. Neydi bunlar? Birincisi tekrar inşaatın %6-6.5'lar seviyesinde bir büyüme göstermiş olması ki bizim ne diyelim, yurt içindeki başat sektörlerimizden biri büyümede. Uzun zamanlar sis soluğu çıkmıyordu belki. Doğru. Ama özellikle Kahramanmaraş
depremlerinden. Mertiz depreminden sonra biz tekrar hareketlendiğini gördük ki büyüme rakamları içerisinde bunu hissedilir oranda artık görüyoruz. Bu önemli bir unsur. Bir diğer sıkıntılı kısım sanayi tarafındaki büyümenin, imalat sanayindeki büyümenin bir miktar artık riskli şekilde olduğunu görebiliyoruz. Özellikle burada 0.5'lik ve gayri safi sermaye artışı var ama bu işin içerisine amortismanlar çıktığımız zaman ne sermaye artışında bir eksi kalem görüyoruz. Bu demek ki sanayi tarafında işler şu anda çok beklenen gibi peki, gitmemiş. Peki bu olumsuz durumun nedeni nedir hocam? Bu olumsuz durumun çok temel bir nedeni var aslında. Sayın Ekonomi Bakanımız da bununla alakalı açıklamayı yapmıştı biliyorsunuz. İç talebe çok bağlı bir üretim yapısı söz konusu. İç talep düştüğü zaman sadece ihracat tarafıyla yürümeniz mümkün olmuyor. Her ne kadar Ağustos ayı ticaret rakamları geldiğinde biz Ağustos ayında ihracat rekoru kırmış da olsak şunu görüyoruz ki Türkiye'nin normal büyüme, doğal büyüme oranı yaklaşık %5'ler civarında ve biz iç taleple desteklenmeden bunu yakalayamıyoruz. Şu anda da en büyük sıkıntı işte iç talebin düşmesi sanayi tarafında olumsuz etkilemiş gibi gözüküyor. Evet. Şimdi OVP'de de gelişmeler var. Özellikle yarına işaret ediliyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz TRT'de bir yayına katılmıştı ve burada açıklamalarda bulundu. Özellikle ülkenin 16 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü ve bu büyümenin dengeli bir şekilde seyrettiğini belirtti ve OVP'nin 5 Eylül'de yani yarın açıklanacağını da söyledi. Buna dikkat çekmek ister misiniz? Bu OVP bize aslında tekrar yol haritasını gösterecek çünkü merak ettiğimiz bazı unsurlar var. Nedir bu unsurlar? Birincisi enflasyon ile ilgili 2025-2026 yıl sonu hedeflerin değişip değişmeyeceğini biz burada göreceğiz ki belki 2025 yılıyla alakalı bir miktar değişiklik olabilir diye düşünüyorum. Çünkü geçen yılda biz bu planda enflasyonun piyasa beklentileriyle paralel yönde bir miktar arttırıldığını görmüştük ki yine böyle bir durumla karşılaşabiliriz. Artı işte büyüme tarafında da yine mevcut politikaya ek yapılacak işleri göreceğiz. Bunu da büyüme tarafında belki aşağı yönlü bir miktar revize görebiliriz orta vadeli program içerisinde. Artı tabii ki de merakla beklediğimiz maliye politikası tarafında ne olacağını biraz merakla bekliyoruz. Çünkü şu ana kadar evet para politikası tarafında faiz ve kredi politikası bazlı bir yürüyüş söz konusu. Ama maliye politikasında vergilerin bir miktar düzenlenmesi dışında aslında çok ciddi bir açıklama görmedik. Ama orta vadeli planda net olarak aslında biz buradaki politikanın da çerçevesini göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi küresele bir göz gezdirelim hocam. Özellikle baktığımızda küresel piyasalarda da sadece bizde değil veri haftası gerçekten diyebiliriz bu haftaya. Eylül zaten çok yoğun geçecek. Amerika'da da tabii ki 18 Eylül'de Fed faiz kararı açıklanacak. Bunun önemine vurgu yapmanızı rica edeceğim. Özellikle tabii ki indirim bekleniyor. Bir önceki açıklamalarında Powell'ın güvercin söylemlerini de biliyorduk. Önemli bir toplantıda özellikle açıklamaları vardı. Eylül geldi çattı haliyle 18 Eylül'de gözler Fed'de diyebiliriz. Nedir öngörünüz? Küresel ekonomi toplantısına kadar aslında neredeyse hep Şahin açıklamalar yapmıştı evet, Fed. Evet. Fakat küresel ekonomi toplantısında yaptığı açıklamalar sonrası herkesin beklentisi bir faiz indirimi olacağı yönünde ki aslına bakarsanız makroekonomik veriler açısından da baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'ne artık Fed'in faiz indirmemesi için çok ciddi sebepler yok gibi gözüküyor. Çünkü enflasyon tarafında özellikle çekirdek enflasyon %2'ler seviyesine oldukça yaklaşmış durumda. 2.1 yanlış hatırlamıyorsam 2 hedefine gelmiş durumda. İmalat sanayi noktasındaki rakamlar geldi. Orada bir miktar hala durgunluk söz konusu ki resesyona girme işte tehlikesi riski var deniyordu ve hatırlarsınız Ağustos içerisinde yaşadığımız
Kara Pazartesi'nin de sebeplerinden bir tanesiydi bu. Şimdi bunları alt alta yazdığımızda iç gücü piyasasındaki veriler de çok iç açıcı gelmedi. Fed'in bir faiz indirimi çok kuvvetli gözüküyor. Ama buradaki faiz indiriminin işte büyüklüğü ne olacak dediğinizde sanki orada biraz sembolik bir büyüklükte kalacak diye düşünüyorum. Ama her ne olursa olsun bu sürecin başlamış olması bile tüm uluslararası piyasayı etkileyecektir, risk iştahını arttıracaktır ve özellikle bizim gibi belki sermaye bekleyen ülkeler için bir miktar daha bu sermaye musluklarının açılmasını beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü çok uzun sürede değişmeyen bir yüksek faiz politikası vardı. Artık tabiri caizse dünya ekonomisinin nefesinin tükenmeye başladığı günleri yaşadık, yaşıyoruz. Biraz nefes alacaktır diye düşünüyorum. Şimdi az önce siz de söylediğiniz hocam haliyle evet tabii ki FED faiz kararı çok önemli ama Cuma günü tarım dışı istihdam verileri de açıklanacak. Belki de FED ile alakalı sinyaller orada verilecek. O önemli bir gelişme olacak. Bakalım nasıl gelecek. Zaten dün açıklanan az önce ifade ettiğiniz gibi makroekonomik verilerin resesyon korkularını yeniden canlandırmasıyla satış baskısı devam ediyor. Bu anlamda da istihdam raporundaki veriler yani Cuma günü açıklanacak o verinin yatırımcıların odağında olduğunu da söyleyebiliriz. Öyle değil mi? Kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri için bakılan öncü göstergeler açısından 3 gösterge var. Bir tanesi sizin de bahsettiğiniz gibi tarım dışı işsizlik verileri, birisi PMI verileri, bir diğeri de tabii ki de enflasyon rakamları. Bu üçüne göre karar mekanizmalarının çalıştığını söyleyebiliriz. Bu üçü için baktığımızda ben yine işsizlik tarafında çok iç açıcı rakamların geleceğini düşünmüyorum. Geçen aya paralel böyle gelecek gibi düşünüyorum. O da Fed'in bu noktada elini faizi sabit tutmak ya da hiç artık zaten hesaplıyor yükseltmek konusunda çok güçlendirmeyeceğini, dolayısıyla bir faiz indiriminin kaçınılmazla yakın olduğunu düşünüyorum. Oradaki tek risk sonraki seçim süreci. Yani orada gerçekten seçimi Trump kazanırsa ne olacak? Ciddi bir soru işareti. Bugün uluslararası bir finans kuruluşunun açıklamalarını da okuduğumda onlar da bununla alakalı Goldman Sachs çok olumlu görüşler belirtmemiş durumda. Özellikle Trump kazanırsa her iki cepheyi de Cumhuriyetçiler arası ve Demokratlar alırsa şeklinde ne olur yorumlamışlar. Trump'ın bir seçim zaferi sonrasında özellikle büyüme tarafında 2024-2025'te eksi bir büyümeyle kapatacağını Amerika Birleşik Devletleri'nin şeklinde iddialı söz konusu olmuş. Yavaşlatacağını söylemişler ki bu hem Amerika Birleşik Devletleri için istenen bir iş değil hem de küresel ekonomi için şu anda istenen bir süreç olduğunu zannetmiyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin yavaşlamasının büyüme tarafında. Şimdi özellikle yine bugünkü manşetlerde de şunu da gördüm. Yapay zeka artık hayatımıza girmeye devam ediyor. Özellikle baktığımızda küresel piyasalarda artan resesyon yapay zekadan kaçışı hızlandırdı diye bir başlıklı bir haber vardı. Not aldım. Özellikle teknoloji devi Nvidia'nın piyasa değeri 280 milyar dolar eridiğini söylüyor. Ajans şirkete yönelik bir soruşturma başlatıldığı da bildirildi. Resesyon endişeleri haliyle yapay zekayı da vurdu diyebiliriz. Gerçi tabii orada biraz tekelleşmeyle alakalı öyle bir sıkıntısı var yanlış bilmiyorsam. Bununla alakalı bir soruşturma süreci altında özellikle çiplerin satışıyla ve belli kanallara yönlendirilmesi alakalı. Dolayısıyla zaten sıkıntılı olan teknoloji pazarını böyle bir soruşturmada iyicene zora soktu ve şirket tarafında sizin de bahsettiğiniz gibi çok büyük oranda bir değer kaybı var. Hisseler 280 yazında. Milyar dolar. Bir de yalnız kalmıyor tabii ki de böyle bir süreç içerisinde süre psikolojisiyle tabii, farklı etkilenen enstrümanlar oluyor. Tabii. Kesinlikle aynı sektör içerisinde şunu düşünmeye başlıyor insanlar. Diğer firmalar da bu işi yapıyor ya da benzer şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla onlar da bu sıkıntıyı yaşayacak gibi düşündüğünde komple sektörel bazlı bir bunalıma dönüşebiliyor. Çok basit diye başlayan bir süreç.
Şimdi küresel piyasalardan devam ettiğimizde özellikle Avrupa Merkez Bankası da zaten 12 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Özellikle Almanya'da endişeler devam ediyor mu? Oradaki durum nedir hocam? Şimdi Avrupa Birliği Merkez Bankası noktasında tabii işler biraz daha karışık seviyede. Yani niye? Çünkü baktığınız zaman ülkeler arasında işte Almanya, Fransa gibi ülkeler artık enflasyonla alakalı riskleri neredeyse ortadan kalkmakta olduğunu, resesyon durgunlukla alakalı sıkıntının daha ön planda olduğunu savunuyorlar ve Avrupa Birliği Merkez Bankası için de bu noktada faiz indirimlerine gidilmesi, devam edilmesi gibi bir görüş ortaya çıkmış durumda. Ama baktığımız zaman burada işte büyük bir yapı olmasının sıkıntısı, mesela ufak, her ne kadar ufak ülkeler de olsa, işte yanlış bir nokta Slovakya'da hala %18.7'lik bir enflasyon var. İşte Yunanistan, Bulgaristan tarafında yine %3'leri bulan artışlar söz konusu. Dolayısıyla yeksanak bir ekonomik yapıdan bahsedemiyoruz. Farklı durumlar var, farklı görüşler var ama en nihayetinde yine de büyük ülkelerin ben ağır basacağını düşünüyorum ki hem ekonomiye hem siyaseti yönlendirme konusunda böyle gözüküyor ve Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın da olası bir FED hareketiyle birlikte buna eklemleneceğini ve küresel tarafta artık faiz indirimlerinin geleceğini düşünüyorum ki diğer tarafta da farklı bir durumda olan Japonya var. Japonya'da ne yapacağı çok önemli. O da Asya piyasaları ve dünya çapından. Ki zaten kara pazartesi neden olan bir piyasaydı Japonya piyasası. Kesinlikle bu üç büyük piyasa diyebileceğimiz piyasa şu anda dünyayı ciddi şekilde etkiliyor. Çünkü Çin yapacağını yaptı. Şu anda yakın zamanda Çin'den ekstra bir haber beklemiyoruz. Ama hem Japonya hem FED hem de Avrupa Birliği Merkez Bankası önümüzdeki 15 günün herhalde yol haritasını belirleyecek 3 kuruluş. Evet. Şimdi tekrar bize döndüğümüzde özellikle çok soruluyor. Tabii ki borsayı soracağım hocam. Altına da değinmek istiyorum. Nedir? Borsada bir tabii şimdi şey oldu, böyle bir yükseliş var pazartesi günü ama çok da böyle ümit verici mi değil mi, nedir bu anlamda, yatırımcıya tavsiye edemeyim, bu doğru olmaz zaten ama öngörünüz nedir? Şimdi hep şunu bekliyorduk borsada, 13-14 bin puanları bulacağız Eylül ayına geldiğimizde ve önümüz açık, rekorlar kıracağız diye bekliyorduk, düşünüyorduk ama bir kara pazartesi ve dünyadan da neredeyse en fazla negatif ayrışacak şekilde %6'ya yakın bir günde kayıp yaşadık ve sonrası da geldi. Şu anda 10 binler seviyesinde salınan bir piyasa var. Bizim şu anda herhalde hala yabancı yatırıcıya ihtiyacımız var. Hocam virgül koyalım çünkü önemli gelişmeler var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor, izliyoruz. Kararlar eleştirilemez değil. Yargı bir karar verdikten sonra bu eleştiriler ışığında yargı en mükemmele, en doğruya ulaşır. Dolayısıyla yargının vermiş olduğu kararların da itiraz ve temyiz mercileri bellidir. Dolayısıyla çıkıp televizyon programına ya da YouTube'dan artık neresiyse oradan parmak sallayarak, tehdit ederek yargı mensuplarını etkileyemezseniz, yargı mensuplarımız, hakim ve savcılarımız Anayasamızın 9 ve 138. maddeleri çerçevesi içerisinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı içerisinde karar verirler. Hiçbir tehditten, parmak sallamadan da etkilenmezler. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Efendim, teşekkür ederiz arkadaşlar. İzmir Alsancak'ta Amerikan askerinin başına çuval geçiren gençlerin 10'u tutuklandı. Tabii vicdanlara da dokundu. Toplumun birçok kesimi bu konuyla ilgili birçok açıklamada bulundu. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Şimdi değerli arkadaşlar, orada yargının, Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma söz konusu. Önce gözaltılar oldu. Tabii gözaltılar sonrasında tutuklamaya sevk edilen kişiler oldu. Ve soruşturma devam ediyor. Bu soruşturma çerçevesi içerisinde savcılarımız gerekli kararları vereceklerdi. O nedenle soruşturmayı beklemek lazım.
Evet. Sayın teşekkür Bakan, ederim. Evet. Şöyle olsun müsaade ederseniz. Şimdi toplumda şiddet olayları her geçen gün artıyor. Yani bunun çok çeşitli yönleri de yansıyor. Evet. Bunların caydırıcı hale gelmesi için bir ceza artırımı olacak mı? Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi tabii toplumda şiddet olayları artıyor şeklindeki bir kesin kanaate varmak daha doğru değil. Burada tabii sosyal medyanın etkisiyle, bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla, internetin kullanılmasıyla yeni suç tipleri ortaya çıkıyor. Bu yadsınamaz. Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları artıyor. Vatandaşlarımızın özellikle bu konuda interneti kullanırken, kendisine gelen mesajlarda özellikle çok dikkatli olması lazım. Yine tabii görünürlük de arttı. Yani özellikle suçların tespiti anlamında görünürlük, hem medyanın etkisi, internet medyanın etkisi, bunların hepsi var. Tabii biz suçla mücadeleyi sadece cezalandırma olarak da görmüyoruz. Evet, yargı kurumlarımız suç işleyenlerle ilgili gerekli soruşturmaları titiz bir şekilde sürdürüyorlar. Gerekli tutuklama kararları veriliyor. Çünkü kanunlar çerçevesi içerisinde hangi suç bakımından kimin tutuklanıp tutuklanmayacağına yargı karar veriyor. Tabii suçluların ıslahına yönelik çalışmalar da söz konusu. Özellikle cezaevlerimizin eski şartlardan şu andaki şartlarının çok farklı olduğunu görüyoruz. Bugün şu anda biz neredeyiz? Ulucanlar Cezaevindeyiz değil mi şu anda? Ulucanlar Cezaevi şu anda kültür merkezi. Sinop Cezaevi kültür merkezi. Diyarbakır Cezaevi kültür merkezi oluyor. Yani geçmişin acı hatıraları artık ortadan kaldırılarak buralar, eski şartlar ortadan kaldırılıp yeni insan haklarına uygun cezaevlerinin yapımı sağlandı. Ceza infaz sistemimiz de bizim ceza adaletimizin bir parçası. Yani soruşturma ne kadar önemliyse kovuşturma aşaması, dava aşaması da önemli. Yani delillerin toplanmasından mahkeme huzurunda bunların değerlendirilmesi. Sonrasında hüküm giydikten sonra da cezaevinde ıslahı önemli. Yani bir daha o cezası bittikten sonra, cezaevinden salıverildikten sonra tekrar suç işlememesini sağlamak önemli olan, bu konuda da son zamanlarda çok önemli uygulamalarımız oldu. İş yurtları vasıtasıyla oraları bir fabrikaya dönüştürdük. Meslek sahibi oluyorlar. 65 bin hükümlü ve tutuklu şu anda eğitim görüyor cezaevlerinde. Yine 35 bin hükümlü cezaevlerindeki atölyelerde ve fabrikalarda çalışıyorlar iş yurtlarımız vasıtasıyla. Dolayısıyla onları bir meslek kazandırarak, meslek eğitim merkezlerimiz var, kütüphanelerimiz var. Dolayısıyla onlar hem cezalarını çekerken, işledikleri suçun yaptırımıyla karşı karşıya kalırken, diğer yandan da cezaevinde cezasını çektikten sonra yeniden suç işlememesiyle ilgili olarak da onları ıslah edici tedbirleri almaya devam ediyoruz. Tabii mevzuatımızda 2005 yılında Türk Ceza Kanunumuz değiştiğinde suçların cezaları artırıldı. Şu anda ceza miktarları bakımından baktığımız zaman, mukayeseli hukukta Avrupa ülkelerinin ortalamasına baktığımız zaman, onlardaki cezaların üst sınırı bizde neredeyse alt sınırı. Dolayısıyla cezaların artırılması noktasında infaz sisteminin daha etkili olması konusunda çok önemli kanun düzenlemeleri yaptık. Tabii bu kanunların uygulanması noktasında da yargımız hassasiyet gösteriyor. El birliğiyle toplumu, vatandaşlarımızı suçtan koruma çabası içerisindeyiz. Tüm kurumlarımız da bunu yapıyoruz. Emniyet güçlerimiz, adalet teşkilatımız. Tabii sosyal medyada suç işlenmesini teşvik eden bir mekanizma haline de maalesef dönüştürülebiliyor. Özellikle internet yoluyla işlenen suçların önlenmesine dair bir kanunumuz var. Sosyal medya şirketlerine, internet sitelerine yönelik yükümlülükler var. Tabii bu özellikle çok sayıda abonesi olan yabancı sosyal medya şirketlerine bir takım yükümlülükler getirdik. Özellikle sosyal medya yoluyla, internet yoluyla işlenen suçlar bakımından, işte hakaret suçları, tehdit suçları, yine bankacılıkla ilgili, bilişimle ilgili dolandırıcılık suçları, bunlar özellikle cinsel suçlar, özel hayatın gizliliğini ihlal eden suçlar, bunlar tabii sosyal medyanın gelişmesiyle, internetin yaygınlaşmasıyla beraber arttığını görüyoruz. Tabii bu artışı önlemek ve önleyici hizmetleri, koruyucu
sistemleri de hayata geçirmek için çalışıyoruz. Tabii internet kanunumuzda bu anlamda çok sayıda düzenlemeler yapıldı. Bundan sonra da elbette ki yapılması gereken hususlar var. Sosyal medya şirketlerinin de hizmet verdikleri ülkelerin kanunlarına uymak durumunda. Uymayan ülkeler bir takım yaptırımlar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bizim ülkemizde de sosyal medya şirketleri bizim kanunlarımıza, mevzuatımıza, hukuk sistemimize uyması lazım. Eğer siz bizim ülkemizde hizmet veriyorsanız ona uymanız gerekir. Dolayısıyla suç işlenmesinin önlenmesi konusundaki hassasiyetimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Yine değil, hayırlı olsun. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemi meşgul eden konulara değindi. Özellikle bu ayın sonu gibi yargı reformu Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacak dedi. Yasama yaşa değişikliği değiştiren konularda da hem avukatlarımız hem yargı mensuplarımızla birlikte üstün gayret gösteriyoruz açıklamasında bulundu. Özellikle vurguladığı cümlelerden biri de haliyle yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'naydı. Ekrem İmamoğlu'nun ifadelerine tepki gösterdi ve dedi ki görülmekte yönelik bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından uygun değil dedi. Dolayısıyla da ekranlara taşıdık. Biz ekonomide gündemde değerli konuğumuzla ekonomideki gündemi değerlendiriyorduk ki hocam orada mısınız? Evet. Evet, oldukça yoğun bir gündem var. Dolayısıyla canlı bağlantılar yapmak zorundayız ve Ankara'ya bağlanıyoruz bu anlamda. Şimdi borsada kalmıştık. Bir iki cümleyle tamamlayalım, sonra veda edelim. Çok yorduk sizi hocam. Tabii ki de yabancı yatırımcıyı bekliyoruz. Yabancı yatırımcı eğer ki gelirse ki bu Fed'in faizi indirmesi bu konuda bizim için etkili olacak diye düşünüyorum. Ben zaten hala dolar bazında ucuz olan BIST tarafında Eylül ayının sonuna doğru tekrar bir yükseliş trendinin olacağını şu anda bekliyorum. Evet, çok teşekkürler hocam. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınıza. İyi akşamlarınız olsun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler, bugün de ekonomide gündemde 4 Eylül Çarşamba akşamında ekonomide gündemde yine iç ve dış piyasalarla alakalı güncel gelişmeleri gelen verilerle sizlere aktarmaya çalıştık. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi bir akşam geçirmeniz dileyelim. Hoşçakalın.